Herkese selamlar. Model analizi yapmaya hazır mısınız? Ödevlerinizi yaptınız mı? Modellerimizi inceleyebildiniz mi bilmiyorum ama benim bu iş çok hoşuma gitmeye başladı. Umuyorum sizin de hoşunuza gitmeye başlamıştır. Birinci etek modelimiz buydu hanımlar ve beyler diyeyim. Bey takipçilerim olduğunu da görüyorum ve bu hoşuma da gidiyor üstelik. Eteğimiz buydu. İlk önce ne yapıyorduk? Hızlı ve seri anlatmaya çalışacağım. Size farklı bir kalem kullanayım. Tam ortadan ikiye eteğimizi bölüyorduk. Ne zaman cetvel kullanmasam yamuk çiziyorum. O yüzden cetvel kullanmakta fayda görüyorum. Evet, ortadan ikiye bölüyorduk. Daha sonra kalça çizgimizi, diz çizgimizi, etek boyumuzu ve belimizi şöyle bir göz kararıyla işaretliyorduk. Ortadan çizdiğimizde ilk baktığımız simetrik mi, asimetrik mi olduğu idi. Gördüğünüz gibi eteğimiz ortadan ikiye ayrıldığı zaman sol taraf ve sağ taraf birbirinin aynası olmadığı için modelimiz asimetrik bir modeldir. Normal kemerli diye yazmıyorum, kemerli yazıyorum. Eğer kalın kemer ise, kemersiz kemer ise, yüksek bel, düşük bel yapılmış ise bunu belirtiyorum burada. Kemerli bir etektir. Bel ve kalça düşüklüğü arasında yan dikişten ön ortasını yaklaşık olarak 3-4 santimetre geçen ve kalça çizgisine doğru yatay olarak devam eden kavissiz düz korsaj model uygulanmıştır. Ne demektir bu? Şimdi anlatıyorum. Şurayı anlattım. Buna biz korsaj diyoruz. Korsaj, kup ve pens ile ilgili ayrıca bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu model analizini yazarken aklıma geldi. O da yapmam gerektiğini düşünüyorum. Bel ile kalça çizgisi arasında, yani kalça düşüklüğü arasında yan dikişten ön ortasını yaklaşık olarak 2-3 santimetre geçen ve kalça çizgisine doğru yatay olarak devam eden kavissiz düz korsaj model uygulama. Bir not düşmek istiyorum. Korsaj bel ve kalçaya oturacak biçimde tasarlanmıştır. Evet, genelde belimize oturan modellerdir bunlar. Ama kalçaya oturduğunda belirtmemiz gerekiyor. Notumu hemen düşüyorum. Bunu görsel olarak story'de de paylaşacağım. İsteyene tekrar özel mesaj olarak gönderirim. İsteyen olursa eğer bana yazabilir. Korsaj pens kaydırılarak yapılır arkadaşlar. Pens ve korsaj bir arada olmaz. Ya pens vardır, ya korsaj vardır, ya da kup vardır. Pensin model uygulanmış haline biz kup veya korsaj deriz. Yatay ise, yani yatay beden üzerinde kullanılıyorsa korsaj, dik beden üzerinde kullanılıyorsa kup deriz. Kuplu etekler de vardır ama kuplu biz daha çok üst giyimde kullanmaya alışkın olduğumuz için kuplu ceket deriz mesela. Konularımız ilerledikçe bunları söyleyeceğim. Dördüncü aşamaya geçiyorum. Korsaj kapanma payına 2 adet yatay ilik düğme kapanma payı ile eklenmiştir. Şurayı kastettim. Yaklaşık olarak 4 santimlik bir kapanma payı çizeceğiz kalıpla demektir. Yani burada bir kapanma payı var. Bunu kapatacağız ve ilik düğme olarak burada yapacağız. Yalnız şuradaki dikişi olduğunu da unutmayalım. Bunu süs olarak da yapabiliriz, ayrı olarak da yapabiliriz. Eğer özel bir durum bize belirtilmemiş ise. Geçiyorum. Ön etek sol tarafı asimetriye göre tasarlanarak korsaj modeli uygulamasıyla sol ön etek sağ korsaj ile dikilerek birleştirilmiş. Karışık geliyor mu bilmiyorum ama bu benim geliştirdiğim bir giyim dilidir. Siz nasıl yazdınız? Eğer daha önce yazdıysanız bana gönderin. Ben de okumak isterim. Özelden gönderebilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Ön etek sol tarafı asimetriye göre tasarlanarak korsaj model uygulamasıyla sol ön etek sağ korsaj ile dikilerek birleştirilmiştir demek. Şurada bir dikişimiz var demektir. Sonuncu aşamaya geliyorum. Etek boyu diz altı olarak tasarlanmış. Diz üstünün 4-5 santim üzerinden diz altına kadar açık yırtmaç uygulanmıştır. Bu eteğimizin model analizi basit anlatımıyla budur.
Siz buna eklemeler yapabilirsiniz ama çıkarma yapmayın. Çünkü bütün uygulanan özelliklerin mutlaka model analizine yazılmış olması gerekiyor. Bir sonraki modelimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın dikiş sınıfı.